Son yıllarda ülkemizde adını sıkça duyduğumuz bir marka var. Özellikle de Camon serisi akıllı telefonlarıyla duyduğumuz bir marka. Evet tahmin ettiğiniz üzere Tekno'dan bahsediyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz senenin sonuna doğru Tekno'nun Camon 20 serisindeki çoğu telefonu incelemiş ve çok beğenmiştik. Beğenmemizin en büyük nedenlerinden biri artık standartlaşmaya başlayan tasarım anlayışının dışına çıkmasıydı. Her bir telefon piyasada gördüğümüzün aksine farklı bir tasarım çizgisine sahipti. Bununla birlikte kamera tarafında da segmentinin üzerinde hünerler sergiliyordu. Kısacası fiyat performans noktasında güzel birer alternatif oluşturuyorlardı. Şimdi ise Tekno, Camon 30 serisi ile Türkiye'deki akıllı telefon portföyünü genişletmeye devam ediyor. Peki Camon 30 serisi aynı kullanıcı odaklı yaklaşımı devam ettiriyor mu? Bugün bunu öğrenmek için 3 modelden oluşan serinin en uygun fiyatlı modeli Camon 30 elimde. Öncelikle tasarıma baktığımızda Tekno Camon 30 ile yine kalıpların dışına çıkmayı başarıyor. Öyle ki bunu başarmak için tasarım, teknoloji ve inovasyon alanında öne gelen firmalardan biri olan Alman Löwe markasıyla işbirliği yapmış. Telefon, İzlanda bazalt siyahı, uyuni tuz beyazı, sahra kumu kahverengisi ve Löwe özel tasarımı olmak üzere her biri birbirinden güzel renk seçenekleriyle geliyor. Ancak ilk ilk etapta bazalt siyahı ve tuz beyazı varyantlarıyla piyasaya sürüleceğini belirteyim. İlerleyen dönemlerde ise sahra kumu kahverengisi ve löve özel tasarımıyla satışa çıkacak. Elimde gördüğünüz bazalt siyahı ve Uyuni tuz beyazının arka paneli camdan oluşuyor. Bu cam materyali üzerinde bulunan simli kum kaplama işlemi hem güzel görünüyor hem de tutuşu oldukça rahatlatıyor. Ayrıca hiçbir şekilde parmak izi de tutmuyor. Sahra akımı kahverengisinde ise sektörde ilk kez bir tek art deri malzemesi kullanılmış. Tekno'nun belirttiğine göre deri hissiyatına sahip bu malzeme ortalama 7 bardaktan çıkan kahve telvesi ve 13 alüminyum kahve kapsülünün geri dönüştürülmesiyle elde edilmiş. Üstelik malzemenin üretim sürecinde herhangi bir su kaynağı kullanılmıyor ve gaz emisyonu oluşturmuyor. Yani fazlasıyla çevre dostu bir materyal. Bununla birlikte arkadaki DSLR kameraları andıran dairesel kamera adası da oldukça güzel görünüyor. Tekno'nun Zoom Ring adını verdiği bu tasarım güzel görünmesinin yanı sıra cihazın ısınmasını da önlüyor. Bu sayede daha verimli bir performans elde edebiliyorsunuz. Evet, Camon 30 gerek kullanılan malzemelere, gerekse kamera adasıyla gerçekten güzel görünüyor. Ancak asıl olay bu kamera adasındaki çift kamera kurulumunda. Telefonda 1 bölü 1.57 inç sensör boyutuna ve OIS desteğine sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Ana kameraya da 2 megapiksel derinlik sensörü ve bir ışık sensörü eşlik ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ana kamera Tekno'nun reklamını yaptığı kadar başarılı. Çektiğim fotoğraflar hem ayrıntılı hem de doğal bir renk tonuna sahip. Kameradaki AI ibaresine rağmen renk doygunluğu abartılı değil. Bildiğiniz gibi genelde AI destekli akıllı telefon kameralarında renkler olduğundan çok daha yapay gözüküyor. Ancak Camon 30'da ne gökyüzü ekstra mavi ne de çimler ekstra yeşil gözüküyor. Her şey olması gerektiği gibi olmuş. Ayrıca cilt tonları da doğal haline sadık kalıyor. Düşük ışık koşullarında ise ana kamera varsayılan AI Cam modunda dahi girensiz fotoğraflar çekebiliyor. Elbette bunda f1.88 diyafram açıklığının katkısı büyük. Çünkü kamera bu sayede daha fazla ışığı alabiliyor. Ek olarak düşük ışıkta daha kaliteli çekimler yapabilmek de mümkün. Süper gece modu ile görüntüyü bozmayan ayrıntılı kareler elde edebiliyorsunuz. Ayrıca zifiri karanlık ortamlar için arkada çift led flash bulunuyor. Diğer kamera modlarından bahsedecek olursak Aynı anda hem ön hem de arka kameradan video çekip kaydetmenizi sağlayan ikili video, portre, panorama, ağır çekim, hızlandırılmış çekim, eğer çekimi, belgeler, pro ve 100 megapiksel ultra net çekim modu gibi çeşitli modlar var. Burada benim en çok dikkatimi çeken şey ise e, portre modu oldu. Bulanıklık efekti ve arka planı başarılı bir şekilde özneden ayırması bir kenara Portre modunun beni en şaşırtan kısmı sunduğu güzelleştirme özelliklerinde. Portre modunda AI akıllı vücut, zayıf beden, zayıf kafa, zayıf omuz, zayıf bel, ince bacaklar, bacakları uzatma ve dolgun kalça gibi birçok özellik mevcut. Evet, doğru duydunuz, dolgun kalça diye bir ayar bile var. Bununla birlikte kamera 50 megapiksel olduğundan dolayı 100 megapiksel ultra net çekim modu kafanızı karıştırmış olabilir. Ancak hiç karışmasın çünkü bu mod donanımsal değil yazılımsal bir mod ve oldukça güzel çalışıyor. Her ne kadar 50 megapiksel yeterli olsa da çok daha detaylı fotoğraflar çekmek için isterseniz gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Varsayılan kamera uygulamasında standart, parlak ve common olmak üzere 3 adet filtre var. Standart gözümüzde gördüğümüzde en yakın görüntüyü sunarken parlak isminden de anlaşılacağı üzere daha parlak ve canlı tonlar sunuyor. Camon ise retro tonlarıyla vintage fotoğrafları sevenlere hitap ediyor. Ön tarafa geçtiğimizde 50 megapiksel çözünürlüğüne sahip otomatik odaklamalı bir kamera karşılıyor bize. Sizin de ekranda görebileceğiniz üzere çektiğim fotoğraflar ana kamerayla çektiklerim kadar ayrıntılı. Ayrıca cilt tonu algılama teknolojisi sayesinde doğal bir görüntü sunuyor. Ancak ön kameranın öne çıkan en önemli özelliği sahip olduğu göz takip teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde kamera sizin gözünüze odaklanıyor ve görüntünün flörleşmesini engelliyor. Özellikle canlı yayın yapan veya vlog çeken biriyseniz tam aradığınız özellik diyebilirim. Ön kameranın düşük ışık performansı ise ana kamera kadar olması da başarılı. 3 kademeli ve 3 ton ayarlı flash ile bulunduğunuz ortamın renginin sıcaklığına göre ayar yapabiliyorsunuz. Bu arada unutmadan telefonun arkasında sol üst köşede bir ışık yer alıyor. Akıllı gösterge ışığı olarak adlandırılan bu ışığın birçok işlevi var. Video kaydı yaparken, geri sayımla fotoğraf çekerken, şarjı doldururken veya çağrı gelirken size oldukça yardımcı oluyor. Ayrıca üst çerçevede buna benzer ufak bir nokta daha bulunuyor. Ancak bu bir ışık değil, kızılötesi uzaktan kumanda. Bununla robot süpürge, klima, hava temizleyicisi, televizyon veya klima gibi daha birçok şeyi yönetebiliyorsunuz. Üstelik 7000'in üzerine marka ve modeli destekliyor. Kamera tarafında şikayet edebileceğim tek şey geniş açı seçeneğinin olmaması. Açıkçası genellikle görüntü kalitesini bozduğundan ben pek tercih etmiyorum. Ancak bu tür fotoğraflar çekmeyi sevenler için bir eksik olduğunu söylemek lazım. Şimdi böylesine kaliteli fotoğraflar çekebilen bir telefonda çektiğimiz fotoğrafları ayrıntılı bir şekilde görebilmemiz lazım. Neyse ki Tekno bunu da düşünmüş. Ön tarafta 120 Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç boyutunda canlı bir AMOLED ekran var. Full HD Plus çözünürlüğündeki ekran güzel bir multimedya deneyimi sunuyor. Telefonun çerçeveleri de son derece ince olduğundan hem video izlemesi hem de oyun oynaması gayet zevkli. Tepe noktasında 1000 nit parlaklık sunan ekranı doğrudan güneş ışığı altında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Görüş açıları da keza aynı şekilde iyi. Bununla birlikte 120 Hz yenileme hızının dışında 2160 Hz PWM dimming ve 360 Hz dokunmatik örnekleme hızı oyunlarda büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca uzun oyun seanslarında gözlerinizde oluşabilecek rahatsızlıkların önlenebilmesi için ekranda düşük mavi ışık sertifikası bulunuyor. Camon 30 görsel deneyimin yanı sıra güçlü bir işitsel deneyim de sunuyor. Telefondaki Dolby Atmos destekli çift hoparlör kullanım zevkinizi kat ve arttırıyor. Genel kalitesi iyi ve ses seviyesi yüksek. Ayrıca en yüksek ses seviyesinde dahi cızırtı yapmıyor. Ses konusu açılmışken telefonda her koşulda rahatça telefon görüşmeleri yapabilmeniz için yeni bir AI gürültü engelleme özelliği bulunuyor. İster kalabalık bir caddede olun, ister motosiklet üzerinde olun, gürültü engelleme algoritması tüm gürültüyü iyi bir şekilde filtreleyebiliyor. Gelelim telefonun donanım özelliklerine ve performansına. Camon 30, MediaTek Helio G99 Ultimate gibi kendi sınıfında yetenekli bir işlemciye ve 8 GB RAM'e sahip. 6 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci 2 adet 2.2 GHz Cortex A76 ve 6 adet 2 GHz Cortex A55 olmak üzere 8 çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. Performans olarak telefon günlük görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor. İnternette gezinme, sosyal medya, YouTube veya Netflix gibi uygulamalarda yoğun bir şekilde test ettiğimde hiçbir gecik gecikme olmadan çalışmayı başardı. G99 Ultimate oyun konusunda en iyisi olmasa da çoğu oyunu rahatlıkla çalıştırabiliyor. Elbette bazı yüksek grafikli oyunlarda gecikme yaşanabiliyor ki bu fiyat noktasında zaten beklediğimiz bir şey. Ancak hiçbir oyun oynanmayacak seviyede değil. Dediğim gibi sadece ufak gecikmeler var. Bununla birlikte uzun oyun maratonları sonrasında bile herhangi bir ısınma sorunu olmuyor. Günümüz akıllı telefonlarının olmazsa olmazı sanal RAM özelliği de Camon 30'da pek tabii mevcut. 8 GB RAM'e ek olarak depolama alanından feragat ederek 8 GB da sanal RAM ekleyebiliyorsunuz. Yani toplamda 16 GB RAM mevcut diyebilirim. Telefonun depolama alanı ise 256 GB olarak belirlenmiş. Her ne kadar bu alan çoğu kullanıcı için yeterli olsa da sim tepsisinde yer alan microSD kart yuvası sayesinde depolama kapasitesini yükseltebilmek mümkün. Bu arada Camon 30 Android 14 tabanlı HiOS 14 üzerinde çalışıyor. Daha önce kullanmamış olanlar için oldukça kullanıcı dostu diyebilirim. Alıştığınız Android işletim sistemleriyle neredeyse aynı. Ana ekranda sağ kaydırıldığında Google Haberler sekmesi yerine bir widget penceresi açılması gibi ufak tefek farklılıkları var. Ayrıca işletim sistemi diğerlerinde olduğu gibi bulletware dolu e, şekilde gelmiyor. Sadece birkaç sponsorlu uygulama ve teknoya ait bazı uygulamalar bulunuyor. Son olarak batarya Camon 30'un öne çıkan en önemli özelliklerinden biri. 5000 mAh kapasiteli pil normal kullanımda 1.5 güne kadar dayanabiliyor. Hatta saatlerce video izlediğim ve oyun oynadığım senaryoda bile tam bir günü rahatlıkla çıkarmayı başardı. En güzel tarafı ise kutudan çıkan 70 wattlık adaptörle telefon sıfırdan yüze bir saatte yakın bir sürede ulaşabiliyor. Yani şarjınız tamamen boş olsa bile dışarı çıkmadan önce yapacağınız ve 10-15 dakikalık şarj size uzun saatler yetecek demektir. Evet genel olarak baktığımızda Tekno Camon 30 mobil fotoğrafçılığa meraklı olanlar için orta segmentte tercih edilebilecek güzel bir alternatif olmuş. Ayrıca şık tasarımı, canlı ekranı ve uzun pil ömrü de ekstrası. Tüm bunlar için Tekno'nun sizden talep ettiği fiyatsa 18.999 lira. Açıkçası oldukça makul bir fiyat. Unutmadan Tekno e, Camonot serisindeki tüm modeller için resmi olarak iki büyük Android güvenlik güncellemesi sunacağını belirtiyor. Yani Android 16'ya kadar kafanız rahat olabilir. Bunun yanı sıra en az 3 yıl boyunca yazılım güvenlik güncellemesi de yine Tekno'nun sunduğu avantajlar arasında. Satın almadan önce bunları da göz önünde bulundurmanızda fayda var diyelim ve videoyu yavaştan burada sonlandıralım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ben Yiğit Cankaya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.